Herkese merhabalar. Sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Trafik tanzim ve trafik tehlike uyarı işaretlerinden çıkabilecek tüm sınav sorularını sizlerle beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Aynı zamanda animasyonlu sınav soruları örneklerini de çözmeye devam ediyoruz. Ve birinci sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu arkadaşlar. Bakın sorumuz geliyor. Animasyonumuzu çalıştırıyoruz ve bakıyoruz. Şu anda bakın kırmızı bir araç geliyor. Ve kırmızı işaret taşıt giremez işaretinden geçti. Kırmızı ışıktan geçti. Taşıt giremez işaretinden geçti. Şimdi bunu tespit ettik. Soruyu okuyoruz. Videoya göre kırmızı otomobil. Bakın kırmızı otomobili soruyor zaten bize. Şurada kırmızı otomobil sürücüsünün numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? Kırmızı ışıkta geçmektedir. Geçti mi arkadaşlar? Bakın kırmızı ışıkta geçti. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. Yeşil araca vermesine gerek yok arkadaşlar. Bakın bu ikinci olan seçenekleri eleyelim. Şöyle bakın üçüncüyü okuyalım. Girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Evet, girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Burada hangisini yapmış arkadaşlar? Hatalardan tabii ki 1 ile 3 değil mi? 1 ile 3'ü yapmış. Hem kırmızı ışıkta geçti hem de taşıt giremez işaretin olduğu yere girdi. Burada asli kusur işlemiş oldu. Her ikisi de asli kusurdur arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İsterseniz bir daha izleyebiliriz. Kırmızı bakın. Kırmızı araç kırmızı da geçti ve taşıt giremez işaretin olduğu yere girmiş oldu. Her ikisi de asli kusurdur arkadaşlar. İkinci soruya girelim. İkinci soruya bakalım. Trafik işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin işaretidir? Hemen seçenekleri eleyerek gidelim. Gevşek malzemeli zemini sormuş bize. Bakın kasisli yol Adana seçeneği de gevşek malzemeli zemin Bursa seçeneği de yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneği de gevşek şev. Denizli seçeneği de nedir? Kaygan yol işaretini bize vermiş. Cevap Bursa seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusu. 3'e bakalım. Hangisi motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı? Trafik levhası. Bakın. Şıkları eleyerek gidiyoruz arkadaşlar. Daha faydalı olacaktır eminim ki. Adana seçeneğinde 200 metre sonra soldan kontrolsüz bir demir yolu geçidine geldiğimizi, Bursa seçeneğinde onarım yaklaşım levhası olduğunu, Ceyhan seçeneğinde ise kontrollü demiryolu hemzemin geçidi olduğunu, Denizli seçeneğinde ise motosiklet hariç bu işaretin olduğu yere motosiklet girebilir, diğer motorlu taşıtlar giremez. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Dördüncü sorumuz bakalım gelsin. Evet, dördüncü sorumuz şöyle trafik işaretlerinden hangisi gabari işareti değildir? Bakın gabari önemli bir sınav sorusuydu. Gabari araçların boyutlarını gösterir. Yükseklik, uzunluk, genişlik, ölçü. Değil mi? Ölçülerini gösteriyor. Dikkat edin 2.30 nedir? Genişlik değil mi? Genişlik 2.30, yükseklik 3.50, uzunluk 10 metre. Bunlar gabari ile ilgilidir. Fakat yüklü ağırlığı 7 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu gabarit değildir. Cevap Bursa seçeneğidir.
5'e bakalım. 5. sorumuz ışıklarla ilgili gelmiş. Bakın şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bakın sarı ve kırmızı ışık, yani kırmızı ile birlikte sarı ışık yanıyor. Yolda bakım çalışması olduğunu, ileride hemzemin geçit bulunduğunu, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ve yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki kırmızı ışıkla birlikte bakın sarı ışık yanarsa daha sonra yeşilin yanacağını gösterir. Bize yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Burada cevap Ceyhan seçeneğidir. Şimdi dikkat edin. Eğer yeşille birlikte, bakın yeşille birlikte sarı ışık yanarsa daha sonra yolun daha sonra kırmızının yanacağını bildirir. Yolun trafiğe kapanacağını bildirir. Burada cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 6. sorumuz gelsin. Trafik işaretlerinden hangisi deniz kıyısında biten yol işaretidir? Deniz kıyısında biten yol. Bakın kaygan yol, değil mi? Gevşek malzemeli zemin değil. Bize sorulan deniz kıyısında biten yol. Deniz kıyısında biten yol. Bakın burada Ceyhan seçeneğinde verilmiş cevap. Bursa seçeneği, Denizli seçeneği ise eğimli yol, değil mi? Yokuş yukarı çıkıyor. Bakın bir de aşağı iniyor. Eğimli yolları göstermiş. Yokuş eğimli. Hangi viteste iniyorsanız o viteste de yukarı çıkmanız gerekir. Cevabımız burada Ceyhan seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Şekilde gösterilen trafik bilgi işaretinin anlamı nedir? Bakın şekilde gösterilen işaret bu. Önceliği olan yol. İleri mecbur yön. Karşıdan gelene yol ver. Sola tehlikeli devamlı viraj. Arkadaşlar burada dikkat edin. Şimdi önceliği olan yol. Bir kere cevabımız Adana seçeneğidir. Bakın. İleri mecburi yön şurada gördüğümüz işarettir. Karşıdan gelene yol ver. Yine buradaki işarettir. Trafik tanzim işaretlerinden. İlki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj. Sola tehlikeli devamlı viraj işaretimiz de burada gördüğümüz işaret. Cevap Adana seçeneğidir. 8. soruya bakalım. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir diye bir soru gelmiş. A. Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini. B. 70 metreden sonra yolun daralacağını, C 70 metreden sonra park alanı olduğunu, D takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Evet, burada bakın takip mesafesini sormuş. İki araç arasında 70 metre var. Dikkat ederseniz tabii ki burada takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını bize bildirir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen 9'a bakalım. 9. sorumuz şöyle. Trafik işaretlerinden hangisi tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez işaretidir? Şimdi bakın Adana seçeneğinde kamyonlar için sollama yasağını bildiriyor. Yani aracı sollayamaz. Bursa seçeneğinde kamyonlar için sollama yasağının sona erdiğini gösteriyor. Denizli seçeneğinde kamyonun giremeyeceğini gösterir. Ceyhan seçeneğinde ise tehlikeli madde taşıyan taşıtların giremeyeceğini, yani cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğu aşikar. Arkadaşlar hemen 10. soruya bakalım.
Hangisi kontrollü demiryolu geçidi levhasıdır? Kontrollü demiryolu bakın. Onu Adana seçeneğinde onarım yaklaşım. Bursa seçeneğinde 200 metre sonra demiryolu hemzemin geçidi, kontrolsüz demiryolu hemzemin geçidine geleceğimizi, Ceyhan seçeneğinde ise kontrollü demiryolu geçidine yaklaşacağımızı bildiriyor. Bize cevap Ceyhan seçeneğidir. Denizli seçeneği köprü yaklaşım levhasıdır. Hemen geçtik 11'e. 11. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir? Adana seçeneğinde dur. Bursa seçeneğinde bakın bize neyi sormuş? Gizli buzlanma. Bursa seçeneğinde gizli buzlanmanın olduğunu bize gösteriyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçtik diğer sorumuz 12. soruya. 12. soruya geçmeden önce arkadaşlar bilmemiz gereken karayollarındaki yol bilgilendirme tabelalarının anlamlarını biliyoruz mu, bilmiyoruz mu? Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Mesela bakın 750 kere 0,7 bölü 0,15. Demek şudur arkadaşlar. Bakın 750 0,7 0,15. 750 şunu gösterir arkadaşlar. 750 nolu devlet yolunu gösteriyor. 0,7 7. kesimini gösterir. 15'te 15. kilometrede olduğumuzu bize bildiriyor. Bilginiz olsun. Yani şöyle 750 07 015 gördüğümüzde 750 karayolunun 7. kesiminde 15. kilometresinde bulunduğumuzu bize sunmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. 12. sorumuz trafik işaretlerinden hangisi aracın önündeki taşıtı geçmek yasaktır sınırlaması getirir? Öndeki aracı geçmek yasaktır. Adana seçeneğinde görüyorsunuz sollamanın bittiğini yani bu işareti gördüğümüzde sollama yapılabileceğini Bursa seçeneğindeki öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu yani cevabın Bursa seçeneği olduğu çıktı. Ceyhan seçeneğinde otobüslerin giremeyeceğini Denizli seçeneğinde ise dingil başına 7 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 13. soruya geçmeden hemen konuları tekrar ederek gidiyoruz. Yapım bakım onarım işaretlerinden bakın yolda çalışma olduğunu, ileride yol çalışması olduğunu bize bildiriyor. Ve hemen şerit aktarımı levhanın bulunduğu yolda soldan sağa ya da sağdan sola şerit aktarımı olduğunu bize bildiriyor. İki yönlü trafik olduğunu bize bakın işaret bildiriyor. Ve şerit düzenleme levhası. Burada bu levhanın bulunduğu yolda sağ yoldan sola, sol yola ya da sol yoldan sağ yola şerit aktarımı olduğunu yine nedir? Bildiriyor. Şerit düzenlemenin olduğu alanları göstermek için kullanılır arkadaşlar. 13. sorumuz şöyle bakın arkadaşlar. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 110 km saat hızla yollarına devam edebilirler? Şimdi burada trafik levhaları var. Bakın levhalar 110'u gösteriyor, 90'ı gösteriyor ve 85'i gösteriyor. Buradaki 110'u gösteren dikkat ederseniz şuradaki nedir? Otomobil. Araçlarımızdan otomobil olanlar bir noludur ve iki noludur. Yani 1 ile 2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Hemen 14'e bakalım. 14. sorumuz yine güzel bir soru. Trafik levhalarından hangisi duraklamak ve park etmek yasak levhasıdır? Bakın yaya geçidi değil mi? Duraklamak ve park etmek yasaktır. Tabii ki cevap çıktı. Bursa seçeneğidir. Yine belirli miktardan fazla su kirletici taşıyan taşıtların girmesi yasak. Yine motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır Denizli seçeneği.
15'e bakalım. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. O bölgeden dikkatli geçmesi. Şimdi burada dikkat edersek arkadaşlar, trafik işaretini gören, gevşek şev işaretini gören bir kişi, sürücü, şoför takip mesafesini azaltması kesinlikle yanlıştır. Takip mesafesini artırması gerekiyor. Hızını azaltacak, takip mesafesini artıracak. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 16. Hangisi taşıt giremez trafik levhasıdır? Bakın, taşıt giremez. Kontrolsüz kavşak. Yol ver işareti, değil mi? Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı, taşıt giremez işareti tabii ki Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen 17'ye bakalım. Trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır işaretidir? Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek. Bakın, Adana seçeneğinde kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamında. Bursa seçeneğinde kamyonlar için öndeki taşıtı sollama yapabilir. Ceyhan'da tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu, Denizli'de ise kamyonun giremeyeceğini bize bildiriyor işaret. Evet, yine bilgi işaretlerinden bakın, girişi olmayan yol kavşağı, otoyol sonu, alt geçit. Bölgede yaya alt geçidi olduğunu bize bildiriyor. Bölünmüş yol öncesi yön levhası. Hastane, yolun yakınında hastane olduğunu bize yolda bildiriyor. Yine akaryakıt istasyonu, ileride akaryakıt istasyonunun olduğunu bize bildiriyor. Tünel, yine sürücülerin tünele gireceklerini ifade eder. Araçların farlarının yakılması gerektiğini, değil mi? Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren farlarımızı kullanıyoruz. Bilginiz olsun. 18'e bakalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Bakın, uzunluk anlamında. Adana seçeneğinde dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasaktır. Bursa seçeneğinde 2.30, değil mi? 2.30. Genişlik 2.30. Bize uzunluk soruyor arkadaşlar. Bakın, uzunluk anlamında. Ceyhan seçeneğinde 10 metre uzunluğu olan araçların girmesinin yasak olduğunu. Yani cevap Ceyhan'dır. Denizli seçeneğinde yükseklik gabarisi 3.50 olan araçların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 19'a bakalım. Trafik işaretlerinden hangisi aracın otobüs giremez anlamındadır? Bakın, burada Adana seçeneğinde iki tane otomobil var. Birisi kırmızı, diğeri siyah, değil mi? Trafik tanzim işareti. Araç sollama yasaktır. Bursa seçeneğinde araç sollayabilirsiniz dikkatli bir şekilde. Ceyhan seçeneğinde otobüsün giremeyeceğini bize bildiriyor. Cevabımız Ceyhan'dır. Yine Denizli seçeneğinde 10 metre uzunluk olan araçların bu alana girmesi nedir? Yasaktır. Hemen 20'ye bakalım. Hangisi U dönüşü yapmak yasaktır? Levhasıdır. Bakın, Adana seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. U dönüşü yapmak yasaktır. Bursa seçeneğinde lastik tekerlekli traktörlerin girmesinin yasak olduğunu, Ceyhan seçeneğinde motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol, Denizli seçeneğinde ise kaygan yol, kaygan zemin. Burada da hızımızı azaltıyoruz, takip mesafemizi artırıyoruz. Denizli seçeneğindeki işaretin olduğu yerde. 21'e bakalım. Hangisi taşıt giremez trafik levhasıdır? Evet, taşıt giremez. Hangi taşıt giremez arkadaşlar? Dikkat edin. Motosiklet, değil mi? Pardon. Lastik tekerlekli traktör. Değil mi? Bakın, lastik tekerlekli traktör
ne yapamaz? Giremez. Bu alana giremez. Evet. Azami hızımız 50, azami hızımız 50'nin üstüne girebileceğini, burada bütün yasakların sona erdiğini, tabii ki burada motor, lastik tekerlekli traktörde bir taşıttır, buraya girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 22'ye bakalım. Görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? HGS'yi sormuşlar bakın. Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu, radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini, C ücretli otoyola girileceğini, D yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. Tabii ki burada HGS hızlı geçiş sisteminde ücretli otoyola girileceğini bildiriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 23. soru, trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Bakın burada dikkat ederseniz 230 gabariyi bildiriyor. Genişliği 230 olan araçların girmesinin yasak olduğunu, 350 yükseklik gabarisini bildirir. Deniz seçeneğinde 10 metre uzunluk olan araçların girmesinin yasak olduğunu, Ceyhan seçeneğinde ise yük taşıma kapasitesine sınırlama getirmiş. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği. Hemen 24'e bakalım. 24'e bakmadan hemen durma, duraklama, park etme işaretlerine bakalım. Bakın burada duraklamak ve park etmek yasaktır. Burada park etmek yasaktır. Kapalı park yeri ve park yeri şeklinde işaretlerimiz mevcut. Sürücülerin buraya araçlarını park edebileceğini ifade eder. Tabii ki araçların bulundukları konuma göre araçlarımızı park edeceğiz arkadaşlar. Yansa yan, düzse düz. Evet, geçiyoruz. 24. Şekildeki karayolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Şimdi karayolu dikkat ederseniz burada nedir? Bir viraj var değil mi? Tehlikeli virajlara giriyoruz. Bakın şurada viraj işaretlerimizin olduğunu görüyoruz. Hızın azaltması, hız sınırını aşması, önündeki aracı geçmesi, takip mesafesini azaltması. Dikkat edin arkadaşlar, devamlı çizgide önündeki aracı geçemez ve hızını azaltması gerekiyor. Burada Adana seçeneği doğrudur. 25. Trafik işaretlerinden hangisi aracın kamyonla için öndeki aracı taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır diye bir soru gelmiş. Adana seçeneğinde sollama yapılabileceğini, Bursa seçeneğinde kamyonlar için öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu, Ceyhan seçeneğinde araçlar için öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu, otomobiller için, Denizli seçeneğinde ise uzunluk 10 metreden fazla olan kamyonların bu alana girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 26'ya bakalım. Görseldeki trafik işaretini gören sürücü yandaki numaralanmış ifadelerden hangilerini yapmalıdır? Bakın kasis değil mi? Tümsek. Takip mesafesini artırmalıdır. Hızını artırmalıdır. Hızını azaltmalıdır. Hızını artıramaz arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz tehlike uyarı işaretidir. Hızını artıramaz. O zaman ne yapıyoruz? 2'nin olduğu seçeneklerin hepsini eliyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği, yani 1 ile 3. Takip mesafesini artıracağız. Hızımızı azaltacağız. Bu gördüğümüz kasis tümseyi gördüğümüzde. 27'ye bakalım. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır.
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver tabelesiyle aynı anlamlıdır. Bursa seçeneğinde olduğu gibi Ceyhan seçeneğinde U dönüşü yapmak yasaktır. Denizli seçeneğinde motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. 28'e hemen bakalım hangisi kontrolsüz kavşak levhasıdır? Bakın hemen Adana'da verilmiş kontrolsüz kavşak levhası. Sağdan ana yola giriş Bursa'da verilmiş, kontrolsüz demir yolu geçidi Ceyhan'da verilmiş ve Denizli seçeneğinde durmak, duraklamak ve park etmenin yasak olduğu da yine Denizli seçeneğindeki işaretten ne yapıyoruz? Anlıyoruz. 29'a bakalım. Hangisi kontrolsüz demir yolu geçit levhasıdır? Kontrolsüz demir yolu. Bakın Adana seçeneğinde kontrolsüz kavşak. Bursa seçeneğinde kontrolsüz demir yolu geçidini gösteriyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde sağdan ana yola giriş yani tali yoldan ana yola giriş. Denizli seçeneğinde kontrollü demir yolu geçidini bize vermiş. 30. soruya bakalım. Hangisi onarım yaklaşım levhasıdır? Onarım yaklaşım arkadaşlar bakın Adana seçeneğinde onarım yaklaşım levhası verilmiş. Cevap Adana seçeneğindir. Bursa seçeneğinde ise kontrollü demir yolu geçidini bize bir gösteriyor. Ceyhan seçeneğinde ise 200 metre sonra demir yolu geçidine, kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaştığımızı, Denizli seçeneğinde ise köprü yaklaşım levhası. Köprüye yaklaştığımızı bize bildiriyor. Hızınızı azaltın diye bizi uyarıyor. 31. soru şöyle. Trafik işaretlerinden hangisi aracın öndeki taşıtı geçebilir anlamındadır? Şimdi Adana seçeneğinde dikkat ederseniz 230 genişliği 230 olan araçların değil mi? Girmesinin yasak olduğunu, Bursa seçeneğinde otobüsün girmesinin yasak olduğunu, Ceyhan seçeneğinde taşıtın sollamasının yasak olduğunu, taşıtın bakın kırmızı taşıtın yanındaki taşıtı sollamasının yasak olduğunu, Denizli seçeneğinde dikkat ederseniz bütün yasaklamaların sona erdiği yani siyahların olduğu bölümde öndeki taşıtı geçebilir anlamındadır. Cevap da Denizli seçeneğindedir. 32 aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir? Şimdi Adana'da dikkat ederseniz arkadaşlar hepsi üçgen işaretleri. Adana seçeneğinde soldan tali yoldan ana yola giriş. Bursa seçeneğinde sağdan soldan tali yollardan ana yola giriş. Ceyhan seçeneğinde sağdan tali yoldan ana yola giriş. Denizli seçeneğinde ise bize arkadaşlar dönel kavşak işaretini vermişler. Dikkat ederseniz evet burada dönel kavşak işaretidir. Cevap Denizli seçeneğidir. 33. Trafik işaretlerinden hangisi yükseklik gabarisi sınırlaması getirir? Yükseklik gabarisi. Bakın 230 genişlik gabarisi. 350 yükseklik gabarisi. Yani cevap Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu, Denizli seçeneği ise bize 10 metre uzunluk oldu. Uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıtların girmesinin bu alana yasak olduğunu bize bildirir. 34'e bakalım. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Dönel kavşağa yaklaşıldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, demir yolu geçidine yaklaşıldığını, ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Dikkat edin bu işaretimizin adı ana yol tali yol işaretidir arkadaşlar. Sağdan ve soldan tali yollardan ana yola giriş olduğunu bize bildiriyor. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. 35'e bakalım. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. B. Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu. C. Kamyonun giremeyeceğini. D. Trailerin giremeyeceğini.
Burada da dikkat edersek arkadaşlar unutulmamalıdır ki yuvarlaklar trafik tanzim işaretidir ve giriş yasaktır, değil mi? Burada kamyon resmini görüyorsunuz. Kamyonun bu alana giremeyeceğini bize bildirir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 36'ya hemen bakalım. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Trafik işareti bakın. Trafik tanzim işareti ve 50. Yuvarlak kırmızı içerisinde 50 var. Bu ne demek? Azami hız sınırını, taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu. Tabii ki arkadaşlar burada Adana seçeneği doğrudur. Azami hız sınırı değil mi? 50'nin üstüne çıkamayacağımızı bize işaret bildiriyor. Cevap Adana seçeneğidir. 37'ye geldik arkadaşlar. Karayolunun sağ ve soluna konan, bakın sağ ve sol ne konan şekildeki trafik işaretleri sürücüler aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna. Tabii ki burada dikkat edersek arkadaşlar köprü yaklaşım levhasını bize sormuşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 38 aralıklı yanıp sönen sarı ışık trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Tabii ki buna benzer bir soru daha çözmüştük arkadaşlar. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver tabelesiyle aynı anlamdadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Denizli seçeneğinde aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aynıydı. Adana seçeneğinde motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Bursa seçeneğinde ise taşıt giremez, değil mi? Bu yönden araçların giremeyeceğini bize bildirir. 39'a bakalım. Görseldeki yolda. Evet. Şöyle görseldeki yolda. Hareket halindeki otomobilin en yüksek hız sınırı nedir? Yani bakın burası bir otoban. Şurada hareket halinde. Yine burada da işaretlerimiz var. Şuradaki işaretleri sormuş arkadaşlar. Bakın asgari 40, azami 130. Durmak, duraklamak, park etmek yasaktır. U dönüş yapmak yasaktır. Buradaki işarete göre, şuradaki tabelaya göre 40, 50, 120, 130 tabii ki 130'dur. En yüksek hız sınırı değil mi? En yüksek hız sınırı 130'dur. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Trafik işaretini görüyoruz. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu, karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini, kamyonlar için geçme yasağının başlangıcını, öndeki taşıtın geçirmesinin yasak olduğunu. Burada da dikkat ederseniz kamyonlar için siyah işaretlerimiz arkadaşlar bütün yasaklamaların sona erdiğini gösteriyor. Burada da kamyonlar için geçme yasağı sonunu bize bildiriyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sayfamızı takip ederek sizlere çıkacak ehliyet, banko, esnaf sorularını çözebilirsiniz. Arkadaşlarınıza sayfamızı, kanalımızı paylaşın arkadaşlar. Herkes faydalansın, herkes geçsin. Başarılar dileriz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.